Ömür boyu nafaka sona eriyor. Milliyetçi Hareket Partisi nafaka ile ilgili köklü değişiklikler getirecek teklifi seçim sonrası meclise sunacak. Teklifin kabul edilmesi halinde mağdur eşe verilen ömür boyu nafaka süresi 5 yılla sınırlandırılacak ve mağduriyetin devam etmesi halinde ömür boyu nafakayı devlet üstlenecek. Ömür boyu nafaka dönemi sona eriyor. Ya çocuk varsa ömür boyu devam yani çocuk 18'e gelene kadar devam etmeli bence. Nafaka 5 yılla sınırlandırılacak. Sonuçta bir ortak çocukları varsa bunu sınırlandırmaları da çok yanlış olur. Milliyetçi Hareket Partisi nafakanın ile ilgili teklifi seçim sonrası meclise sunacak. O adam beni evleniyorsa bilmem beni aldatıyorsa çocuğumla bırakıyorsa ben evlenene kadar beni bakmak zorunda. Birçok kişi böyle düşünüyor ama o ömür boyu nafakayı suistimal edenler de oluyor. İşte bu durumu ortadan kaldırmak için nafakaya sınır getirilmesi gündemde. Sürekli nafakaya alan bir kişi işe girip çalışabiliyor ancak kötü niyetli bazı kişiler çalıştığı halde nafakadan mahrum olmamak için maddi kazancını saklıyor. İşte yeni düzenleme ile bu kötü niyetinde önüne geçirmiş olacak. Bunun tespitini de devlet yapacak. Yani nafaka alan kişi gerçekten mağdur mu? Çalışıyor mu? Başka biriyle evlilik yapmış mı? Yapılan takiple hepsi ortaya çıkarılacak. Size, eşin sizi aldatıyor ve ayrılıyor. En azından bunun bir ay nafakasını ömür boyu ödesin. İncilen bir kadın kururu var burada. Öyle bir şey de yapmaz ona sonsuza dek güveniyorum eşime. Nafaka sınırlandırılacak ancak herkes nafakadan mahrum bırakılmayacak. Mağduriyetin devam etmesi halinde ömür boyu nafakayı devlet üstlenecek. Devlet benden evlenmedik o insan evlendi benim günahımı aldı bence o ödesin. Nafakanın kesilmesi halinde mağduriyeti devam eden kişilerin nafakaları devlet tarafından ödenmeye devam edilecek.